İyi akşamlar. Birinci sayfa özele hoş geldiniz. Koronavirüs salgını bütün dünyayı etkisi altına aldı. Salgında bilanço giderek ağırlaşıyor. Dünya çapında hastaların sayısı 119 bini geçti. 4200'den fazla insan hayatını kaybetmiş durumda. Çin'den sonra en fazla vakanın yaşandığı İtalya'da ise ölü sayısı 827'ye ulaştı. Türkiye'de ise ilk koronavirüs vakası görüldü. Birinci sayfada koronavirüs bilim kurulu üyeleri Profesör Doktor Hasan Tezer ve Profesör Doktor Firdevs Aktaş, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları uzmanları Profesör Doktor Hürrem Bodur ve Doçent Doktor Ümit Savaşçı'nın yanı sıra dünyanın dört bir yanından haberci arkadaşlarımıza bağlanacağız ve oralarda neler oluyor sizlere anlatmaya çalışacağız. Siz evinizde şu anda TRT Haber'de birinci sayfa özeli seyrederken şu sorulmalı dediğiniz her soruyu, bu hastalığa dair bulacağınız, merak ettiğiniz her şeyi birinci sayfada bulacaksınız. Birinci sayfada yanıtlarını bulacaksınız uzmanlarımızla. Başlıyoruz. Şimdi birinci sayfa özele sıcak bir gelişmeyle başlayalım isterseniz. Çünkü yaklaşık bir saat önce Dünya Sağlık Örgütü'nden bir açıklama geldi. Dünya Sağlık Örgütü dedi ki pandemi. Hocam ne demek istedi Profesör Doktor Hürrem Bodur? Neden pandemi dedi? Nasıl açıklayabiliriz bunu? Biz pandemiyi aslında grip virüsleri için daha çok bildiğimiz, aşina olduğumuz bir terim. Solunum yoluyla bulaşan bir virüs koronavirüste. Birden çok ülkeyi, birden çok kıtada görülen ve yıkıcı hasarlar yapan bir salgın olması lazım. Yani insanlara böyle bulaşacak, solunum yoluyla bulaşacak. Böyle bir durum olduğunu tespit etti Dünya Sağlık Örgütü. Bu dedi, hani giderek her ne kadar Uzak Doğu'da azalmaya başladıysa da bile Avrupa kıtasında ve diğer yerlerde artmaya devam ediyor. Vaka sayısı artmaya devam ediyor. Gerçekten devam çarpıcı ediyor. Da bir şey söyledi. Evet. Çin dışında son 2 haftada 13 kat arttı diyor. Evet. Çok dikkat çekici bir rakam. Çin'in tabii şeyi şu anda vaka sayısı giderek nispi olarak azalmaya başladı. Diğer ülkelerde artmaya başladı. Ve tabii pandemi denilmesinin getireceği bir takım yükümlülükler, sorumluluklar var ülkelere, yöneticilere ve alınması gereken tedbirler. O nedenle artık bunu bir pandemi olarak kabul edelim ve tedbirlerimizi ona göre alalım diye bir açıklaması oldu Dünya Sağlık Örgütü'nün. Şimdi hemen Doçent Doktor Ümit Savaşçı ile devam etmek istiyorum. Seyircilerimiz görüyorlardır belki, muhtemeldir ki hocamızın önünde maskeler var. Şimdi maskeler o kadar çok tartışılıyor ki, kimler maske takmalı, o maskeyi nasıl takmalı, hangi durumlarda takmalı, kimler zorunlu olarak onu çıkarmamalı dışarıya çıktığında ve tabii maskeyi fahiş fiyatlarla satanlara bir şey söylemiyorum bulunmaması konusunda. Onları, yorumları size bırakıyorum. Hocam şimdi maskeler önünüzde, bize bir gösterir misiniz? Kim, neyi, ne zaman takmalı? Şimdi aslında bu maske çok basit bir maske. Bu çok korumaz bizi. Genel hastalarımız için çok geçirgendir. Toz maskesi aslında polenlerden korur bizi. Onun için bunu çok kullanmamamız şöyle gerekiyor. Şöyle biraz açarak gösterelim ki hocam seyircilerimiz yani görsün ya neyi alabilecek. Zaman, tabii. Hı-hı. Şöyle takarız biz bunu ama bu çok korumaz. Çünkü yanları da açıktır. Hı-hı. Yanları da açık olduğunda üstten ve yandan da zaten virüsler girebilir buradan. Dolayısıyla bizi korumaz ve geçirgenliği de çok geçirgendir. Dolayısıyla korumaz. Bunu kullanmayacağız başta. Asıl bizim en çok vurguladığımız son dönemlerde olay hasta olanlar bu cerrahi maskeler. Biz bunu bütün cerrahi hocalarımız, doktorlarımız ameliyata giderken hastalara herhangi bir bulaş olmasın diye bunları takıp ameliyata girerler. Bu tabii üstten iplerle bağlanır alttan ve hasta olan kişiler mutlaka bunu takması gerekir diyoruz. Çünkü virüsün bağlayarak takmaları tabii, gerekiyor değil mi bağlayıp, hocam? Üstten ve alttan bağlayıp burnu da içine alan bir şekilde. Burnu da kapatır ve sekresyonlarının, damlaların dışarıya yayılmasını önler. Çünkü bazı Çin'de son zamanlarda yayınlar var. Özellikle bu tip, bu yeni tip koronavirüs biraz daha uzak mesafeleri de etki edebildiğine, biraz daha havada daha fazla asılı kalabildiğine dair yayınlar çıkmaya başladı. Onun anlamında virüsün saçılmasını önlemek için mutlaka bunu takmaları gerekir. Bunun zaten maliyette çok yüksek değil. O da önemli bir şey. Bir de bunun nefes alması rahat olur. Bununla saatlerce bu maskeyle kalabilirler. Şimdi tabii bizim bir de özellikle
doktorların girişimsel işlemler yaptığı sırada kullandığı özellikli maske. Devamlı biz bunu hani bütün programlarda açıkladık. Özellikle steril bir kılıfı vardır bunun. Yani temizdir bu. Bu işte özellikle. Kılıfı açtınız şimdi öyle satılıyor değil mi hocam? Tabii bu o kılıfı satılıyor. Açıyorsunuz. Tabii. Bunu açtık şimdi tabii çok elimizi de ön taraflarına bir değdirmeden çok bulaşıkla yol açmadan şimdi bunu açıp şurada bir yumuşak kısım vardır. O burnumuzun da üstüne gelecek derecede ağzımızı da tam kapatarak bütün yüzümüzü kapatır bu. Bu tabii işte N95 dediğimiz maske tipi bu. Hem filtre özelliği güzeldir. Virüslerin girişini önler. Hem de yanlardan, alttan, sağdan, soldan virüs girmesini engeller. Çünkü tüm yüzü kapatır. Yalnız bununla da gün içerisinde dolaşmak, işte alışverişe gitmek, işte okulda çalışmak veya işte çalışmak çok zordur. Çünkü bunu 2-3 saatte gerçekten çok ciddi bir iz yapıyor. Bizde de oldu bu izler dün akşamdan. Ve özellikle nefes almayı da güçleştiriyor. Biz bunu sadece hastaya bir işlem yaparken kullandığımız için halkımız bu maskeyi aramaya çalışmasın. Yani hocam bunu sadece doktorlar kullanacak. Kesinlikle, doktorlar evet, hastaları tabii. Tedavi ederken kesinlikle, kullanacak. Kesinlikle doğru. Çünkü biz hastayı muayene ederken de yine bu maskeyi kullanabiliriz normalde. Hı hı. Yani doğru olanlar bu. Elinizdeki kesinlikle. O yeşil olan maskeyi evet, yeşil kullanacak. Cerrahi ameliyat maskesi. Hocalarımızın da düşünceleri ortak sanırım. O şekilde bunu kullanmamız gerekiyor. Firdevs Hocam hemen size dönmek istiyorum. Şimdi hangi maskelerin kullanılacağını tabii konuşuyoruz ama bunun dışında temizlik de çok önemli. Ama o kadar farklı temizlik durumları çıktı ki sizinle de konuşmuştuk. Sofistike yani nanoteknolojiyle temizlik. Nasıl maskelerde o fahiş fiyat artışları varsa virüs ortaya çıktıktan sonra temizlik içinde farklı ürünler ortaya çıkmaya başladı. Doğrusu nedir hocam? Temizliğe geçmeden önce şunu söylememiz gerekir. Virüs nasıl bulaşır? Biraz önce hocamız değindi. Hastaların solunum sekresyonları ile etrafa yayılır. Havadan yakın çevresindeki damlacıklardan bulaşır. Ama çok önemli bir bulaşma yolu da var. Hastaların kirli ellerinin çevreye dokunmasıyla orada virüsün başkaları tarafından alınması mümkün. En çok bulaşmada da elin yüze götürülmesi ve özellikle gözlere götürülmesi çok önemli bulunuyor. Bu şekilde gözlerin üzerinden mi daha fazla geçiyor? Şöyle göz mukozasından veya burun mukozasından virüsü almak mümkün. Hastalığı... Hocam oraya giriyorum. Dışarıdayken evet. Mesela herkesin dokunduğu noktalara dokunuyoruz. Tabii. Yani bu takdirde biz dışarıda bir yerlere dokunduk. Ellerimizle o sırada temizleyemedik. Gözlerimize ve burnumuza getirmemeye çalışacağız. Getirmemeye çalışacağız. Şöyle temizliğin de ana amacı o zaten. Hı hı. El değen yerlerin temizlenmesi. Hı. Çünkü hastaların genelde yapılan şey işte yerleri temizlemek, duvarları temizlemek bunlar çok önemli değildir. Hı. Hasta kişilerin ellerinin dokunduğu yerler, kapı kolları olabilir, işte musluk bataryaları olabilir. Buraları kirli yüzeylerdir. Bir temizlik yapılacaksa buralara özen göstermek gerekir. Bir size de bahsettiğimiz gibi özel temizliklere gerek yok. Bir temizlik yaparsınız ama bir süre sonra hasta bir kişi elleyerek orayı kontamine eder. Yani belirli bir ritmi yok temizliğin. Mümkün olduğu kadar sık. Eğer biz elimizi temizlemeyi öğrenirsek çevreyi de kirletmeyiz. Yani el hijyeni çevreyi kirletmemek için de esas. Bunun için de sık sık el yıkama 20 saniye en az el yıkama gerekiyor. 20'ye kadar sayabilirsiniz. Basit bir yöntemdir. Eğer yok ise alkollü el antiseptikleri var. Bunların cep formları var. Bunlar kullanılabilir. Çok ideal bir şekilde el hijyeni sağlanabilir. Bunun dışında buharlı temizlik, nanoteknoloji gibi bir takım yöntemler var. Gümüşlü yöntemler var. Ticari şeyler bunlar. Çok insana çok etkileyebilir. Görüntüsü hakikaten çok etkileyici. Ama sonuç olarak basit su ve deterjanla yapılan özellikle ellerin değdiği yerlere odaklanan bir temizlik son derece idealdir.
Şimdi eller üzerine devam edelim isterseniz. Şimdi Hasan Hocam, burada merak edilen nokta şimdi, evet, hocamız dedi ki, Firdevs Hocamız, 20 saniye, evet, ellerin temizlenmesi, ama çocuklara bunun çok iyi öğretilmesi lazım. Özellikle okullarda onlar sürekli bir şeylere, bir yerlere dokunuyorlar. Evet. Çocuklara bu temizliğin sağlaması için ne yapılacak? Hocalar ne yapacak? Onlar için bir önlem aldınız mı? Ve tabii bunun cevabını aldıktan sonra çocukların bir de dokunacakları bir sürü yer var. Sokaktaki bir sokak hayvanına dokunabilir. Kendi evcil hayvanına dokunabilir. Evet. Sonra gelip arkadaşına dokunur. Yani o sokaktaki hayvan ona bir şey taşır mı? Bunlar da çok önemli. Ben önce Ümit Bey'in ona bir ekleme yapmak istiyorum. Çin'den güzel bir yayın yakın zamanda çıktı. Özellikle hastalarda, yoğun bakımdaki hastalarda virüs en fazla nerede yoğun bulunuyor diye, maskelerin yüzeyinde yoğun bir şekilde bulunduğu tespit edilmiş. Nasıl oluyor hocam maskelerin üzerinde? Şimdi onu da söylemek lazım tabii seyircilerimize. Maskenin üzerinde virüs nerede oluyor? Nasıl oluyor yani? Şimdi tabii kişi, Firdevs Hocamızın dediği gibi, başka virüsle bulaşan yüzeylere dokunuyor. Daha sonra mesela burnu kaşınıyor, maskeye temas etmiş oluyor. İşte otobüste tutacağı tutuyor, elinde tabii maskeyle oynuyor, açıyor veya çıkartıyor, cebine koyuyor. Yani hijyenik koşullarını sağlamıyor. Bütün bu maskeler aslında ıslanana kadar, yani terleyip ağzımızdaki salyalarla ıslanana kadar kullanabilir, ama maksimum 3-4 saat, 5 saatte değiştirmek lazım. Çünkü kesinlikle kirlenir. Ve buralara virüs yerleşerek daha sonra cebimize koyup elimizi temas edince başkalarını da bulaştırabiliriz, kendimize de bulaştırabiliriz. Onun için özellikle bu maskeleri, yani cerrahi maskeler sık sık değişebilir. Bu maskeler zaten dediğim gibi hekimler taktığı için bunları 3-4 saat işlem sonrası zaten imha ediyoruz biz de. Dolayısıyla hocamızın dediği olay çok önemli. Çünkü uçaklarda seyahat ederken görüyoruz, insanlar sık kullanmaya başlamışlar. Ne kadar anlatsak da bazen papyon niyetine kullanıyorlar, burunları açıkta. Boğazına indiriyorlar. Boğazına indiriyorlar. İndirdiği anda gidiyor değil mi? Tabii ki. Tabii ki. Yani çevreyle, çünkü biz insanlar fark etmeden yüzeylerle sürekli temas ederiz. Elimizi fark etmeden yine yüzümüze götürürüz. Gözümüzü kaşırız. Aslında hemen enfeksiyon da bu şekilde başlar. Doğru, bir şey içmeye kalkacak ve... Fark etmeden yapıyorsunuz bunu. Çocuklara sordunuz. Çocuklara aslında güzel yöntemlerle anlatmak lazım. Bunu bir oyun haline getirip nasıl el yıkanması gerektiğini, ellerimizin avuç içlerinin, sırtlarının, parmak aralarının, özellikle baş parmağımızın, parmak uçlarının, el bileklerin, bunu oyun şeklinde anlatabiliriz. Bizim aslında hep uyguladığımız pediatristlerin yöntemi bu. Bilim kurulunda bununla ilgili bir çalışma yaptınız mı? Yani bundan sonra çocukları özel olarak, tabii ki zaten bugüne kadar hep çocuklara bu dersi veriyoruz. Evde de veriyoruz ama bilim kurulu olarak böyle bir çalışma da yapacak mısınız? Bilim kurulu olarak aslında her kesime hitap ediyoruz. Yani aslında doğumdan yaşamın son anına kadar olan herkese bir eğitim, bir nasıl bir şeyler öğretebiliriz, onun merakı içerisindeyiz. Ama çocuklara öğretmek tabii kolay olmuyor, ama bunu oyun şeklinde, mikropları oyun şeklinde göstererek onları da korkutmamamız gerekiyor. Sonuçta, yani ebeveynlere çok iş düşüyor bu noktada. Tabii ki. Tabii ki ebeveynlere anlatmamız gerekiyor. Aslında önce ebeveynlere eğitmek, ardından da çocuklara, özellikle hapşırırken, öksürürken ağızlarını bir mendille kapatmaları gerektiğini, ne bileyim mendil bulamıyorlarsa böyle boş yerlere öksürmemelerini, dirsekleriyle ağızlarını kapatmaları gerektiğini mutlaka anlatmamız gerekiyor. Hocam sokakta bir hayvan gördü okula gelmeden. Evet. O hayvanı sevdi, ki çocuklarımız doğal olarak hayvanları çok seviyor. Hepimizin olduğu gibi. Sevdi. Yanlış bir anlaşılma olmasın. Yani bizde sokak köpeklerde ya da onlardan bize bulaşan bir koronavirüs gösterilmiş bir vaka yok. Ama hayır, mutlaka mesela koronavirüs vakası olabilen ya da koronavirüs taşıyıcısı olan bir insan o köpeği ellemişse, oradan o çocuğa geçme olasılığı var mı? Şöyle, ellerimizi mutlaka yıkayacağız. Çocuklara da bunu anlatacağız. Her dokunduktan sonra mutlaka okulda da sık sık ellerini yıkamaları gerektiğini söylememiz gerekiyor. Ama doğrudur. İlk çıkış yeri Çin'de hayvanlar, ama bizde gösterilmiş öyle bir bulaş yolu şu an yok. Şimdi devam. Buyurun. Çocuklarla el hijyeniyle alakalı, hani biz erişkinlerde alkol bazlı veya diğer şeyleri de kullanıyoruz, ama çocuklarda çok önerdiğimiz bir şey değil. Doğru mu hocam? Şöyle. Daha çok su sabunu hocam tercih etmek lazım. Doğru bunlarda. Aslında ama yine de çocuklar, özellikle birinci sınıftaki çocuklar anlıyorlar. Bunu nasıl gözlerine götürmemeleri gerektiğini. Evet.
Sıkıntı şu, o çocuklar alıp bunu birbirleriyle şakalaşırlar, şey yaparlar, oyun yaparlar. Yapabilirler. Sıkıntı. Evet, daha çok yıkamayı herhalde. Evet, yıkamayı önermekte. Kesinlikle. Bu da önemli bu. Evet. Bir yamucu madde, o da son derece tehlikeli bir şey. Falan. Ağızlarına. Zaten çocuk servislerinde asla bulundurulmaz alkol ile antiseptiği. Ben izninizle bir ekleme yapacağım. Buyurun hocam. Hasan Hoca'nın sorduğunuz soruya. Bilim kurulu olarak okullarda bir şey yapıldı mı diye sordunuz. Her yıl okullara bir yazı gönderilerek solunum yolu virüslerinden nasıl korunurla ilişkili bir bilgilendirme yapılıyor. Bu sene koronavirüse özel bir bilgilendirme yapıldı. Burada hasta çocukların hiçbir zaman okula gönderilmemesi vurgulandı. Evet. Ve el yıkamanın basamaklarını içeren güzel bir broşür gönderildi. Bu çalışmayı belki hatırlatmak. Evet. Bu çok önemli. Bilim kurulunun yaptığı çalışma okullara gitmiş durumda o zaman şu anda. Gidilmiş. En azından çocuk grubunda Hasan hocamız tabii daha iyi şey yapıp açıklayabilir. Çocuklarda birincil risk çocuklarda olmadığını belirten de bir mesaj verilmişti o broşürde. Yani veliler bunu da çok merak ediyorlar. Çocuklarımız okullara göndermeyelim. Çok etkilenecekler mi bu hastalıktan diye. Şu ana kadar bildirilmiş en büyük vaka serilerinde 50 bin civarında 10 yaşının altındaki çocuklarda hiç bildirilmiş bir ölüm mortalite yok. Bu da velileri rahatlatması gereken bir şey ama her türlü önlemi de alınması lazım. Mutlaka. Peki çocuklarda vaka yok ama çocuklar taşıyıcı olabilir mi? Elbette ki. Çocuklarda hastalanabilirler. Yani bir yerden onu alıp ailesine getirebilir mi? Tabii ki getirebilir. Evet, ebeveynlerin özellikle tabii. Hani tabii. Babaanneyle, anneanneyle oynarlar mutlaka. O konuda dikkat etmek lazım. Değil mi? Dikkat taşıyıcı etmesi olabilirler. Tabii. Bir de aslında Bilim Kurulu'nun ve Sağlık Bakanlığı'nın çalışmaları tabii hocalarımıza çok özellikle takdir etme yetkisi yok ama biz de çok özeniyoruz açıkçası. Çok etkili oldu. Bu yıl hocamızın da belirttiği gibi influenza vakaları mesela çok azaldı aslında çocuklar arasında. Demek ki çocuklardaki el hijyeni, işte kendilerini koruma, işte hapşırma, tıksırma eğitimleri bütün medyanın aracılığı bayağı bir üst seviyeye gelmiş gibi gözüküyor. Şimdi devam edeceğiz ama önce bir Çin'e gideceğiz. Çünkü Türkiye'nin ve dünyanın her noktasında artık bu konuşuluyor ve virüsteki son durumu alacağız. Virüsün ortaya çıktığı Çin'de ise bugüne kadar 3162 kişi hayatını kaybetti. Ülkede virüsün yayılma hızında düşüş sürüyor. Çin'de hayat yavaş yavaş normale dönüyor. Şangay Üniversitesi'nde Çin toplumu üzerinde araştırma yapan akademisyen Nurettin Akçay karşımızda yine her zaman olduğu gibi birinci sayfadan. Nurettin Akçay hoş geldiniz. Dün de sizinle konuşmuştuk. Virüs ortaya çıktığından bu yana siz kendinizi koruma altına alıyorsunuz. Siz kendinizi korumak için neler yaptınız? Dün gerçekten dikkat çekici bir şey söylemiştiniz. Berbere gitmiyorum çünkü artık evde kendi saçlarımı kesmeye başladım. O mesafeyi koruyabilmek için. Bize anlatır mısınız? Neler yaptınız? Kendinizi nasıl koruma altına aldınız? Gülgün Hanım merhaba. Sizin de ifade ettiğiniz gibi berbere gitmedim. Evet çünkü açıkçası üzerimde büyük bir korku vardı. Zaten siz de görüyorsunuz şu an şeklimi biraz çirkin olmuşum ama sağlığım için dikkat etmem gerekiyordu. Aradaki mesafeyi korumak için evde tıraş makinesini alıp düştüm. Saçımı 3 numaraya vurdum. Bunun dışında korunmak için neler yapıyoruz? Olayın ilk gününden beri Çin yönetimi bizi bilgilendiriyor. Telefonlardan, televizyonlardan, bilgisayardan, internetten, dışarı çıktığımızda billboardlardan sürekli ne yapmamız gerektiğiyle ilgili bize bilgiler veriyor. Hatta şöyle diyeyim, neredeyse Çin'in hepsi bir koronavirüs uzmanı olmuyoruz. Sağlığımıza dikkat ediyoruz, ellerimizi sürekli suyu yıkıyoruz, maskesiz kesinlikle dışarı çıkmıyoruz. Özellikle zaten süreç başladıktan sonra hepimize mesajla bildirim gelmişti. Maskesiz dışarı çıkmak yasaktır ve bundan sonra site giriş çıkışlarında ateş ölçümü yapılacaktır, market giriş çıkışlarında ateş ölçümü yapılacaktır diye. Bu tür tedbirlerle biz kendimizi korumaya çalışıyoruz. Gerçekten önemli şeyler söylüyorsunuz. Bir de virüs ortaya çıktı. Siz oradasınız. Orada okuyorsunuz. Orada eğitiminizi görüyorsunuz. Önemli çalışmalar yapıyorsunuz. Virüs ortaya çıktığında korkmadınız mı? Türkiye'ye gelmek istemediniz mi? O mücadeleyi niye orada verdiniz? Gerçekten merak ettiğimiz konulardan bir tanesi. Kendi yani öykünüzü istiyoruz. Merak ediyoruz yani. İlk ortaya çıktığında zaten 20 Ocak'ta ilk kez duyurulmuştu böyle bir virüs var diye pek fazla umursamadık açıkçası. Sonra günler geçtikçe sokağa çıktığınızda hemen ortada olağanüstü bir durum olduğunu anlıyorsunuz. Çünkü sokakta hiç kimse yok. Size şöyle anlatayım yani sanki bir savaş filminin içinde, sanki bir korku filminin içinde yürüyormuşuz hissine kapılıyorduk.
Sokakta hiç kimse yok. İnsanlar sadece marketlere gidiyor, gıda ürünlerini alıyor, tekrar eve geliyor. Ondan sonra bizim üstümüzde de ciddi bir psikolojik baskı oluştu. Biz de korkmaya başladık. Şöyle diyebiliriz. Türkiye'de başladı. Paranoyak hali oluştu. Şu an Türkiye'deki duruma benzer bir durum yaşandı. Yani korkuyorduk. Hiçbir şey yapamıyorduk. Ben mesela kendi Twitter hesabımda da söyledim. Mandalina alıyordum. Mandalinayı kabuklarıyla beraber yutuyordum. Daha sonra kabuklarını soyuyordum ve aklıma bir bulaşmış diye kabuklarını soyduktan sonra da yutuyordum. Yani günde ben 30 defa ellerimi yutuyordum. Artık ellerim çürüyecekti. Yani ciddi bir korku vardı üzerimizde. Tabii şu an daha iyiyiz. Gerçekten önemli şeyler söylüyorsunuz ama bir de tabii o korkuya ek şuydu. Şu anda dünyada ve Türkiye'de birçok şeyi biliyoruz ama o an siz bilinmezler üzerine ilerlediniz. Bilinmezler evet. Üzerine ilerlerken korkular daha da büyümedi mi? Korkular büyüdü. Gelmek başta gelmeyi düşündüğüm gibi sonra tabii burada şehir şehir, eyalet eyalet veriler veriliyor. Hangi eyalette, hangi şehirde kaç vaka, kaç ölü olduğuna dair çok detaylı bilgiler elde edebiliyoruz. Şimdi bu bilgileri incelediğimizde mesela Hubei eyaletinde, özellikle Wuhan şehrinde vakaların ve ölülerin çok fazla olduğunu görüyorduk. Onun dışındaki şehirlerde ve eyaletlerde vaka sayısı çok fazla değildi. Mesela benim bulunduğum şehirde şimdi bile aradan 2 ay geçmesine rağmen vaka sayısı 400'e yaklaşmış durumda. Yani 25 milyonluk bir şehir için 400 vaka çok ciddi bir rakam değil bence. Ben öyle de gördüm zaten. Ölü sayısı da 3. Bu yüzden gelmeyi pek mantıklı görmedim kendi açımdan. Yani kendimi biraz daha güvenli hissettim. Ben Türkiye'dekilere de seslenmek istiyorum. Çok ciddi anlamda panik yaratmasınlar, korkmasınlar. Evet. Neden? Yani şu ana kadar sadece bir vaka var Türkiye'de. Ben dünyanın en fazla vakasının olduğu ülkesinde yaşıyorum. 81 binin üzerinde vaka var ve görüyorsunuz 2 aydır Allah'a şükürler olsun sağlığım iyi. Şimdi dikkat ettikten sonra sıkıntı olmuyor. İnansınlar buna. Şimdi devam edelim sizinle. Son bir soru daha sormak istiyorum. Çünkü Çin'deki tabloyu gördükten sonra biz de bunun üzerine yürüdük. Şimdi Çin'de artık hasta kalmadığı, hastaların sayısının giderek azaldığı ve geçici hastanelerin kapandığı bilgisi var. Çin'de hayat normale dönüyor mu? Gözlemleriniz nedir? Çünkü sizin gözlemlerinizle birlikte biz de gerçekten önemli şeyler öğrendik. Neler söyleyeceksiniz? Çin'de hayat normale dönüyor. Evet, yavaş yavaş dönüyor. Şöyle ki zaten sayılardan da anlaşılacağı üzere şimdiye kadar, yani bugün özellikle 22 kişi arttı ölü sayısında. Vaka sayısında da sadece 33 artış var. Yani bugün bunu İtalya ile İran'la kıyasladığımızda gerçekten rakamların çok ciddi anlamda düştüğünü görüyorsunuz. Sosyal hayat yeniden canlandı diyebilirim. Zaten videoyu görüyorsunuz. Bu videoyu ben çekmiştim. İnsanlar sokağa çıkmaya, alışveriş yapmaya başlamış durumda. Yani canlandı diyebilirim. Fakat tedbiri de kesinlikle elden bırakmıyorlar. Her yerde ateş ölçümleri devam ediyor. Maskesiz kimse yine dışarı çıkmıyor. Herkes tedbirini almış durumda. Böyle. Şimdi gerçekten Nurettin Akçay, o görüntüler devam ettiğinde de görüyoruz ki sizin çektiğiniz görüntüler Çin'de hayatın o yavaş yavaş normale döndüğünü, Çin'de aslında hayalet bir şehirdi. Birçok şehir hayalet bir şehirdi. Şimdi bağlantımızı bitirmeden önce son bir şey sormak istiyorum. Artık Çin'den uzaklaştı. Dünya Sağlık Örgütü de söyledi. Diğer ülkelere doğru sıçradı. Ne yazık ki. Siz en önemli önerileriniz nedir? Şöyle yapın. Dediğiniz, yani sizin manşete çekmek istediğiniz öneri nedir? Yol gösterecek öneriniz. Ben tıpçı değilim, doktor da değilim. Oradaki hocalar. Ama yaşayan bir insan olarak, virüsü yaşayan bir insan olarak. Yani Çinliler, Çin yönetimi bunu bizim gözümüze soktu diyebilirim. Ellerinizi sabunlayın, sürekli sabunlayın. Bu yani. Hijyen, hijyen, hijyen. Nurettin Akçay, çok teşekkür ederiz. Birinci sayfada hep sizi konuk ediyoruz. Çünkü Çin'deki o gelişmeleri, az önce de görüntülerde de olduğu gibi, Çin'deki gelişmeleri an be an sizden alıyoruz. Teşekkürler Nurettin Akçay, birinci sayfa özelde bizimle birlikte olduğunuz için. Hemen şimdi Hürrem Bodur'a dönmek istiyorum. Hocam, gerçekten Çin'deki öneriler çok dikkat çekici. Ve bakıyoruz ki Çin'de, Kore'de düşüş başladı ama dünyaya yayılmaya başladı. Nasıl açıklayacağız bunu? Şimdi
İran, özellikle İran, İtalya, buralar tedbir alma konusunda biraz geç davrandıklarını kendileri de ifade ettiler. Yani muhtemelen geç. Yayılma da buradan mı hocam? Ya hepsi aslında Çin kaynaklı. Yani İran, Çin'den gelen vakalar, daha sonra İtalya'daki bahar aynı bayramı şekilde, olmasının da etkisi var. Aynı şekilde öyle oldu. Mesela Koreliler şey yaptı. Kore'de biliyorsunuz bir kiliseden, bir tarikatın bağlı olduğu bir kiliseden, yani oradaki o topluluktan yayıldı. Daha sonra onlar da bu konuyla ilgili hata yaptıklarını, hatta o kilisenin önde gelen tarikat lideri de özür diledi halktan. Biz bu konuyu biraz şey yaptık, ihmal ettik diye. Şimdi İran ve İtalya, diğer ülkeler de aslında hızla sayının arttığı diğer ülkelere baktığımızda da, Avrupa ülkelerine baktığımızda, oralarda da tedbirlerin alınması konusunda biraz gevşek davranıldığını, geç davranıldığını ve çok hızlı bir şekilde yayılma eğiliminin olduğunu görüyoruz. Tabii belli bir şeye geldikten sonra bunu kontrol etmek daha zor. Yani çok küçükken, yayılmadan, başlamadan, daha vaka sayısı az iken, hiç yokken daha doğrusu, alınacak tedbirlerin zamanında alınması gerekiyordu. Onlar biraz geciktiler bu konuda. Şimdi tabii çok sıkı tedbirler almaya başladılar. İtalya'da hatta bütün seyahatleri neredeyse kısıtlayacaklar. İşte şeyler kapatıldı, restoranlar kapatıldı kuzey bölgesinde. Toplu taşıma araçlarının ile ulaşım konusu, hatta bütün İtalya'ya yayma konusunda ciddi bir bedel ödüyorlar yani şu anda. Aslında hep bu konuya dikkat çekiliyor. Avrupa'da doktorların ihmaline dikkat çekiliyor. Bir, ikincisi de el yıkama alışkanlığının çok düşük olmasından kaynaklanıyor. Şöyle bir veri var. El yıkama alışkanlığı İtalya'da lise sonu, Türkiye dünyada 6, Avrupa'da da 2. Yani herhalde bu el yıkama alışkanlığı mı salgını biraz daha tetikledi? En önemli unsur olduğu için. Muhtemelen onun da etkisi olmuş olabilir. Ölümlerin bu kadar yüksek olmasında herhalde yaşlı nüfusun fazla olması da o bölgelerde biraz etkili. Biraz etkili. Onlar hani genel sanitasyon kuralları ülkede iyi olduğu için belki ihmal ediliyor olabilir. Yani kişisel el hijyeni ihmal ediliyor olabilir veya kişisel koruyucu ekipmanların kullanılması, işte toplu alanlarda bulunmama vesaire gibi, bunlara dikkat edilmemiş olabilir muhtemelen. Şimdi yaşlılar üzerinden devam edelim Ümit Hocam. Bu noktada merak edilen konu gurbetçiler. Çünkü gurbetçilerin o işte dedeleri, nineleri, babaları, anneleri evlatlarının yanına gidiyorlar ve seyahat ediyorlar. Şimdi bu noktada bir uyarınız var mı? Çünkü yaşlıları en çok etkileyen unsurlardan bir tanesi. Ne söyleyeceksiniz hocam? Şimdi açıkçası Çin'de Wuhan kenti dışında şu anda vaka görülmüyor. 6 gündür. Sadece Wuhan'da vaka çıkıyor. İtalya'da da tabii Hürrem hocamızın dediği gibi, özellikle İtalya, Japonya'dan sonra dünyada ikinci en yüksek geriatrik yaşlı popülasyonu barındırıyor. Bizim de tabii gurbetçilerimizin, işte dediğiniz gibi hani belirli bir yaşta olan insanlar, öyle vakalar ne yazık ki geliyor bize. İşte Fransa'da kızının yanına gidiyor, dönüyor, bir bakıyoruz havaalanına inmiş, ateşi 39 derece. Aynen. Dolayısıyla bu kişilerin, hani bundan sonra en azından Türkiye'de kalanların evlatlarını biraz artık teknolojik aygıtlarla, telefonla biraz özlemlerini, evet, o yönde. Oradakiler de şimdi karantinada, mesela İtalya'da olan vatandaşlarımız tabii ki buraya gelmesinler. Burada asıl bu salgında da birinci husus, biz zaten millet olarak da hep başkalarını da düşünürüz kendimizden çok. Dolayısıyla bir kişi eğer hasta olarak ülkemize gelirse, gurbetçilerden de bahsediyorum, çevresine de virüsü yayarak daha sonra hastanelerimize, yoğun bakımlarımıza, kliniklerimize virüsü tabii çok yaymış oluruz. Onun için işte bakanımız dediği gibi, hani bugüne kadar sıkı önlemlerle biz bu noktaya geldik. Çünkü çok güzel bir teorik çalışma var Çin'de. Mesela Çin bir gün sonra karantina ilan etseydi vaka sayısı %40 artıyordu. Çok önemli bir veri aslında bu. Yani karantina zamanını belirlemek çok önemli. İşte biz zaten Ocak ayından itibaren çok sıkı önlemlerle aslında sınırlar, bütün bakanlıklar böylece korunmuş olduk. Şimdi Firdevs Hocam, burada dikkat çekici unsurlardan bir tanesi de kimler risk altında? İşte gençler, gebeler, hamile olanlar, herkes o kadar çok soruyor ki, işte yaşlılar, cinsiyet farkı var mı? Birçok soru var akıllarda. Ne diyeceksiniz? Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs salgınının ilk görüldüğü Çin'e giderek bir rapor hazırladı. Bu raporun verileri bizim için çok değerli. Çok yakın zamanda da İran'a gitti bu örgütten bir grup. Onun verilerini henüz elde edemedik ama Çin verileri şunu gösteriyor. 60 yaş üstünde hastalık kötü ve ölümcül seyredebiliyor. Bunun dışında kalp damar hastalığı olanlar,
altta yatan kronik akciğer hastalığı olanlar, diyabetli hastalar, bunlar öne çıkıyor. Kanser hastaları. Gebelerle ilgili özel bir risk tanımlanmadı. Burada çocuklar da aynı şekilde. O da önemli. Bu önemli. Hatta acaba ne koruyor gerçekten? Şimdi tabii mesela grip de bunu öne çıkarırız her zaman için. Gebelerde çok ağır seyreder. Çocuklarda küçük, özellikle 4 yaş altında ağır seyredebilir. Bu profili yok. Orada gripten ayrılan özelliklerinden biri. İleride diğer bütün vakka serileri irdelendikten sonra daha değişik verilere de ulaşmamız mümkün. Şimdi Hasan Hocam, yurt dışına zorunlu olarak bir memur göreve gittim ya da bir haberci göreve gitti. Görevden döndükten sonra ne yapacak? Bir de hakikaten merak ettiğimiz sorular. Orada para kullanıyor ve sonra geliyor, o evet, parayı bankaya veriyor. Evet. Şimdi banka memuru da o parayı alıyor. Böyle bir halka galiba. Bu halkayı nasıl tanımlayacağız ve halkaya dair nasıl önlemlerin alınması gerekiyor? Aslında mikroorganizmalar yüzeylerde bulunabiliyorlar. Ortamın sıcaklığıyla, mikroorganizmanın yoğunluğuyla alakalı olarak yaşama süresini belirliyor. Burada çok değişik, koronavirüsle ilgili çok değişik veriler var değil mi hocam? Bugün evet, de konuştuk. Evet, yani 5 saatte diyebilirsiniz, 9 saatte diyebilirsiniz. Ortalama bilinen bir şey yok. Elbette ki paralarda da bulunuyor. Paralarda da bulunuyor. O yüzden parada mesela saati belli mi? Kaç saatte o mikrofonun üzerinde kalabilir? Yani en az bir 4-5 saat duruyordur. O yüzden temastan sonra, bugün hocamla da aslında bunu tartıştık, konuştuk, evet, tartıştık toplantıda. Paralardan sonra mutlaka yine el yıkamaya geliyoruz. Elimizi yıkamamız gerekiyor. Yani nasıl bir metoda? Bankalar nasıl önlem alacak peki? Ya onların da daha sık ellerini yıkaması gerekiyor. Bu dönemde herhalde dezenfektanlar daha yoğun bir şekilde bankalarda bulunması gerekiyor. Her temastan sonra ellerini, bu süre dönem zor olacak biraz gerçi, ellerinizi sürekli yıkamanız, temizlemeniz, ama şu anki korumada en önemli yol, gösterilmiş yol bu. Firdevs Hocam, parayla alışveriş yapayım isterseniz. Eklemenizi istedim, evet, ama şöyle şu yönden ekleyin. Nasıl? Şimdi parayla alışveriş yapmadık farz edelim. Para dışında kredi kartıyla. Çünkü karşı tarafa veriyorsunuz o kredi kartı da, kredi kartını çekerken yine oradan da bir şey alıyorsunuz. Cüzdanınızda oluyor, cep telefonunuzda oluyor. O cep telefonunuza geçiyor, üzerinize geçiyor. Ne yapacağız? Yani elleriniz temizse kullandığınız her şey temizlemektir. Bu ama karşı taraftan çıkış noktamız bu olmalı. Aynı şey bütün toplumda bu sloganı yayarsak onlar da temiz olur. En çok virüsün uzun yaşadığı yerler hastaların çevresi. Hastane ortamları. Mesela bir COVID-19 hastasını yatırırsanız bir odaya, onun çevresinde en çok virüs vardır. Ama mesela normal sağlıklı insanların dolaştığı yerlerde o kadar çok virüs olmayacağını, evet, öngörebiliriz. Onun için Çin'de ilk etapta bu kadar çok doktor hayatını kaybetti değil mi? Yani tabii en önemli şey ne kadar yaşar? Mesela ortamda protein miktarı fazlaysa, sıcaklık fazlaysa, evet, pek çok parametre var. Ve buna ait veriler çok kısıtlı. Daha çok SARS ve MERS virüsleri var biliyorsunuz. Değişik koronavirüsleri, beta koronavirüsler. Onlarla ilgili çalışma verilerine göre dayanıklılığı hakkında fikir yürütebiliyoruz. Özellikle bu yeni virüs, burada söylemekte de fayda var. SARS 2 virüsü adını aldı. Yani SARS virüsünün özelliklerine çok yakın özellikleri olan bir virüs. Bunun bulaştırıcılığı çok yüksek, ona benziyor. SARS-2 virüsü de çok uzun süre kalmadığını öngörebiliriz. Ama çok net şeyler henüz söylemek mümkün değil. Ben bir ekleme yapacağım yine. Aslında şöyle düşünebiliriz. Çin çok büyük işler yaptığını düşünüyorum. Çünkü çok kısa bir süre içerisinde çok hızlı karantinaya alınması. Kesinlikle. Hastaneye gelelim bir anda. Ürkütücü de oldu. Ve çok kısa bir süre içerisinde virüsün analizini yapıp dünyaya sundu. 5 gün içerisinde Dünya Sağlık Örgütü'ne verdi. Şimdi maalesef Avrupa ülkeleri, ben kendi şahsi görüşüm bu, çok ciddi almadılar. İtalya
güzel bir örnek aslında. Zaten Türkiye'ye gelen vaka da Avrupa'dan gelen bir vaka. Şimdi bilim kurulu üyesi olduğunuz için hocam burada sormak gerekiyor. Herkesin de merak ettiği bir konu. Sağlık Bakanı da açıkladı sağlık durumu iyi diye. Durum nedir? Son durum nedir? Sağlık Bakanımız bugün de basın açıklamasında hastanın durumunun iyi olduğunu belirtti. Takibi yapılıyor. Yine aldığı nokta Avrupa çünkü. Yurt dışı bağlantısının olduğunu Sayın Sağlık Bakanı bugün basın açıklamasında belirtti. Burada dediğim gibi ama bir yana özür dilerim, Venedik'te festival iptal edilmedi mesela. Hastalar, vakalar, asemptomatik vakalarda yani bulgusu olmayan vakalar geldiği dönemde İtalya o kararı veremedi. Evet. Ama vakalar artınca iş işten geçmişti. Hürrem Hocam şimdi dokunulan yerler üzerinden devam edelim. Herkesin merak ettiği konum. Şimdi hepimiz işe gidiyoruz. Metroya biniyorsunuz, metrobüse biniyorsunuz. Bugün Marmara'yı nasıl dezenfekte edildiğini gördük. Otobüse biniyorsunuz, trene biniyorsunuz. Uçağa bindiğimizde iki ön, iki arka gibi şeylere dikkat etmemiz gerekiyor. Ama uçağa bindik, yerimiz orası. Ne yapacağız? Metrobüse bindik, ne yapacağız? Nerelere dokunmamız lazım? En çok hangi noktalardan gelir? Yani demirlerden mi gelir? Koltuğun üzerinden mi gelir? Elleri nasıl koruyacağız o noktada? Şimdi oralarda tabii çok fazla bir seçme hakkınız yok. Yani eğer toplu taşıma aracını kullanıyorsanız, hele işte metrobüs falan çok kalabalık ortamlar. Metroda hani ayakta gidiyorsunuz, tutulacak belli yerler var. Herkesin ortak tutacağı yerler var. İşte onu şey yaptıktan sonra, indikten sonra hızlı el dezenfeksiyonunu yapmak lazım. El dezenfektanı kullanmak lazım. Zaten belediyeler de sık sık o toplu dokunulan yerlerle ilgili her seferin sonunda, bitiminde oraları bir şey yapıyorlar. Günde bir kere yeterli oluyor mu bu toplu taşıma araçlarında? Yani günde ne kadar o araçların dezenfekte edilmesi lazım? Aslında şöyle, yani siz ben dokundum, elim kirliydi. Ondan sonra bir durak sonra indim, bir başkası geldi oraya dokundu. O alma ihtimali var ve o arada da sizin onu temizliği yapma şansınız yok. Yani tabii bütün yolcular indikten sonra ancak o temizliğin yapılması, hani bir sefer sona erdikten sonra filan. Oralarda alınması gereken önlemler, tedbirler tabii, hani eldiven giymeyi filan asla önermiyoruz, yapmıyoruz. Kişisel hijyen, yani herkes temiz olacak. Öksüren, aksıran insan işte eline yapıp aksırık eliyle oraları şey yapmamaya gayret edecek. İşte öbürleri de mümkün olduğunca dokunmamaya, ama dokunmamak mümkün değil. El hijyenine kalıyor. Yani sonuç olarak orada farklı yapacak bir şey var mı bilmiyorum hocam. Görüntülerde çok olmaması gereken şeyler bunlar. Tabii çevreden temizlemek çok burada bir şey faydalı bir şey değil. İşte ama çevreyi temizlemek. İşte yani bunlar çok insanı vicdanen rahatlatan şeyler ama baktığınız zaman bir kişi, yani hasta biri ellediği zaman oraya bir virüs geçer. Ne kadar süre etkili olabilir? Yani pahalı yöntemler, gerekli olmayan yöntemler. Dezenfekte edildi, bir kişi dokundu, sistem bozuldu. Yani onun için el temizliği şart. Mesela okulları falan, yerleri temizliyor. Yerlerden duvarları. Duvarlardan hastalık ulaşmaz. Elle dokunulan, dokunulan yüzey. Yani, gerçekten önemli. Elin temizliği diyoruz. Şimdi devam edeceğiz. Çok fazla sorumuz var. Çünkü seyircilerimizin de hakikaten merak ettiği başka şeyler söylemek isterdik ama maalesef onun ötesine çıkamıyoruz. Ama koronavirüse dair her şeyi söyleyelim ki doğru bilgileri verelim ki doğru yanlışlar, doğrular yanlışlar birbirine karışmasın. Şimdi hemen Kuzey Kıbrıs'a gideceğiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde virüs tespit edilen 65 yaşındaki bir Alman turistin tedavisi sürüyor. Turistin geldiği kafilede karantinada Olcay Kıraç, haberci arkadaşım, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden karşımızda. Şimdi Olcay, Kıbrıs'ta eğitime de ara verildi. Gerçekten önemli bir adım atıyor Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Neler söyleyeceksin? Kıbrıs'taki durum nedir? Hükümet nasıl bir yaklaşım içinde? Son durumu bize aktarır mısın lütfen? Söylenen o varsa. Burada yetkililerin son derece çabuk, hızlı ve yerinde kararlar aldığını söylemek mümkün. 65 yaşındaki Alman uyruklu turist kadında çıkan koronavirüs vakasının hemen ardından Bakanlar Kurulu olağanüstü toplanmıştı ve bir dizi karar almışlardı. Anında ve hızlı bir şekilde tepki göstermişlerdi. Bu kararlar neydi? Öncelikli olarak ülkeye 1 Nisan'a kadar tüm turistik amaçlı charter seferleri durdurulmuştu. Var olan turistlerin de ülkelerine dönebilmeleri için çözümler üretiliyordu ki tarifeli seferler ise normal bir şekilde devam etti. Onun yanı sıra özellikle toplu alanlar, işte mesire yerleri,
gümrük kapıları gibi bütün yerler, insanların topluca dokunduğu yerler ciddi bir biçimde dezenfekte edilmişti. Üç ayrı kuruluşun ortak işbirliğiyle. Bunun yanı sıra yine gümrük geçişlerinde sağlık personelinin sayısı da iki katına çıkarılmıştı ki biz bugün gümrük kapılarında yaptığımız gözlemlerde çok ciddi bir biçimde kontrollerin olduğunu görmüştük. Şu anda vaka sayısı bir, başka bir şüpheli vaka da yok. Bu sevindirici bir gelişme. Okullar pazartesi gününe kadar tatil edilmişti. Cuma günü mesai bitimine doğru Milli Eğitim Bakanlığı konuyu yeniden değerlendireceğini açıklamıştı. Uzatılır mı uzatılmaz mı bilmiyoruz ama tabii ki bu sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki gelişmelere bağlı değil. Çünkü güneyden gelen haberler daha da kötü. Rum yönetiminde iki tane kesinleşmiş koronavirüs vakası tespit edilmişti. Ancak bugün onlara 4 yeni vaka daha katıldı. Özellikle Lefkoşa Genel Hastanesi'nde kalp damar cerrahisi bölümü müdürü olarak çalışan Hrisoulos Kokkinos'ta koronavirüs çıkmasının hemen ardından hastane önce karantinaya alınmıştı, arkasından da 2 gün süreyle kapatılmıştı. Kokkinos'un temas ettiği bütün hastalar incelendi. 152 kişiyle temas halinde olduğu belirlendi ama bunların hiçbirinde koronavirüs testi pozitif çıkmadı. Ancak hastane personeli, doktorlar ve hemşireler bu kez karantina altına alındı. 5 doktor, 33 hemşire karantina altına alınmıştı ki zaten 4 tane vakada kuvvetle muhtemel bu personel arasından çıktı. Sayının artmasından endişe ediliyor. Rum kesiminden bu yana özellikle toplu etkinlikler için, ibadet için ya da turistik amaçlı olarak 10 kişinin üzerindeki kafilelere izin verilmiyor. Yine çok sıkı kontroller var ama Rum kesiminin özellikle 2 hafta kadar önce 4 tane sınır kapısını koronavirüs tehdidi nedeniyle kapattığını hatırlıyoruz. Bu eylemlere de neden olmuştu. Ancak kuzeyden gelecek koronavirüs tehdidine karşı Rum kesiminin kapıları kapatmasının ardından kendisinin bizatihi çok ciddi bir koronavirüs sıkıntısıyla karşı karşıya kalması da dramatik bir gerçek olarak önümüzde duruyor Nilgün Balkaş. Olcay Kıraç, çok teşekkür ederiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelişmeleri bize aktardın. Haberci arkadaşlarımız birinci sayfa özelde hep kritik noktalarda olacaklar ve kritik noktalarda bize gelişmeleri, bulundukları noktalarda gelişmeleri aktaracaklar. Çünkü Dünya Sağlık Örgütü'nde söylediği gibi artık Çin'in dışında artmaya başladı. Olcay, teşekkür ederiz. Şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden devam edelim. Ümit Savaşçı'yla hocam el temizliğini söyledik ama herkes merak ediyor. Tamam, el temizliği yapamadım ama eldiven taksam ne olur diye. Ama az önce de söylediniz, o eldiveni çıkartacak, takacaksınız, ne olabilir? Aynı maske gibi mi acaba? Bu soruya direkt şöyle yanıt vereceğim. Felaket olur aslında, öyle bir şey diyelim. Çünkü belirli bir süre taktıktan sonra lateks olduğu için geçirgenliği çok artıyor. Ve siz virüslü yüzeylere temas ettikçe elinize daha çok geçecektir aslında. Siz de elinize eldiven taktım güvenerek... Evet. Çıkartıp sonra işte kendinize bulaş yapabilirsiniz. Elinizi yıkamadan dokunabilirsiniz. Dolayısıyla tabii ki eldiveni çıkartırken de hocam kapabilirsiniz. Ters çıkartıyoruz. Tabii ters çıkartıyoruz ama eldiveni sadece tıbbi personeller taksın. Hı-hı. Onun dışında herhangi bir kişinin eldiven takmasına gerek yok. Hocalarımızın dediği gibi sabunlu suyla el yıkamak. Tabii ki insanlardan böyle obsesif bir bozukluk gibi artık devamlı hani böyle takıntı haline getirmemeye çalışıyoruz ama el temizliği önemli. Bir metrolarda özellikle onu da bir dipnot geçeyim. İşte biz tabii metroda temizlik yapılıyor, tutunduk. Veya ama ondan sonra her ne kadar dokunmasak da telefona çok sık dokunuyoruz. İşte herkes bir şey izliyor, işte devamlı bakıyoruz sosyal medyaya. Dolayısıyla telefonu çok kontamine ediyoruz aslında. Onun için metroya binince başka bir yere dokunuyorsak kendi özel en çok kullandığımız eşyayı da çok temas etmeyelim. Elimizi yıkayalım, ondan sonra istediğimiz kadar tabii kullanabiliriz. O sırada telefon çaldı. Alacaksınız o telefonu. Kulaklık. Elinize. Kulaklıkla. Kulaklığı öneriyorsunuz. Gerçekten bunlar önemli. Çünkü metrodasınız o sırada ya da otobüsün içindesiniz. Telefonunuz çaldığında açacaksınız sonuç olarak. Kesinlikle. Az yani. Çünkü hani oyun oynayanlar var. Gençlerimiz özellikle birçok hani sosyal medyaya giriyoruz. Devamlı telefona dokunuyoruz ve yüzeylere dokunuyoruz. Hı-hı. Sonra elimize yüzümüze Firdevs hocamızın dediği gibi bulaş olayı gerçekleşmiş oluyor. O zaman bir kez daha tekrar edelim. Eldiven hayır ve sağlık çalışanları bir de şu N95 dediğimiz maske hayır. Kesinlikle gereksiz olduğunu söylüyorsunuz. Evet. Şimdi Firdevs hocam, merak edilen bir başka konu daha. Müzeler, ibadethaneler, birçok nokta var toplu olarak gittiğimiz.
Şimdi oralara kimler bu süreçte gitmedi, kimler gitmemeli, gidenler neye dikkat etmeli, ne yapmalı? O kadar çok soru var ki. Bu bahsettiğiniz alanlar kapalı alanlar. Evet. Hastalık bir metreden yakın mesafeden bulaşıyor. Hı-hı. Onun için bu kadar yakın mesafede insanların bulunduğu yerlerde hastalık bulaşabilir. Sadece eller değil, yakın mesafede de bulaşma olabilir. İşte bu etkinliklerde bulaşmanın olmasının nedeni de o. İşte ibadethanelerde olmasının nedeni. Bir de bunların havalandırma imkanlarının da sorgulandığı yerler bunlar. Genelde hastaların bulunduğu ortamın kapalı alanların havalandırılması istenir. Mesela hastanelerde özel havalandırma sistemleri vardır. Bu şekilde bir korunmak mümkündür. Ama diğer alanlarda böyle eksiklikler olabilir. İbadethane müzede çünkü evet, bir havalandırma yani olmadığı için bir sıkıntı cam olabilir. En azından bir pencere açma olanağı bile olmayan yerler. Kalabalık ortamlar. Uzun süre kalınan yerler. Ciddiyet uzun süre bir ortamda kalınca artıyor. Mesela 15 dakikadan daha uzun tesadüfi bir temasın riski çok fazla yok. Peki, ama uzun birlikteliklerin konuşma mesafesinde bulunmanın da riskleri var. Hocam burada belki o mesafe vurgulamak ne kadar lazım. Olmalı? Bir de onu da vurgulamak tabii, tabii. Lazım. Bir de özellikle şu mesajı vermek lazım. Hani insanlar ibadet yerlerine sonuç olarak gidecekler. Bu tip toplu alanlara gidecekler. Hasta olan kişilerin oraya gitmemesi lazım. Evet, çok doğru. Solunum yolu semptomu taşıyan bir kişinin koruyucu tedbirleri alsa bile oraya gitmemesi lazım. Hani ben maske taktım, el hijyenine dikkat ediyorum deyip gitmemesi lazım. Yani başkasının sağlığını tehlikeye atacak bir durumda davranış içerisinde bulunmaması, gitmemesi lazım. Esas bu bilinci vurgulamak lazım. Ağırlıklı olarak da bu yaşlılar için geçerli olduğunu söylememizde daha da fayda önemli. Var. Daha da önemli tabii. Yaşlılar için özellikle daha riskli bir durum bu. Evet. Çocuklar için de ama hocam. Doğru biz tabii. Aynı mesajı velilere de vermemiz gerekiyor. Yakın mesafe evet. Hani burada aslında bir metre gibi bir mesafe Dünya Sağlık Örgütü koyuyor. Yani iki metre de denilebilir. Bir metre ama bu damlacık enfeksiyonu için. Bir metre mesafeden, bir metre, evet. Yakın bir mesafeden öksürdüğü anda size bulaşma ihtimali çok yüksek. Yani bir metreden daha uzak alanda durmanız gerekiyor. O ev içi temasları için de aynı şey aynı söz konusu. Aynı şey geçer. Yani hasta olan bir hasta kişiyle, olmuş. Öksüren, aksıran bir kişiyle, bu grip sezonunda da böyle, influenza'da aynen. Da böyledir. Yani bunlardan en az bir metre daha ötede duracaksın. Durabiliyorsanız iki metre durun. Ama hani en az bir metre. Bir de ibadethanelerle ilgili sanıyorum cuma hutbelerinde bu eğitim verildi geçtiğimiz cuma günü. Onların da etkili olabileceğini düşünüyorum. Bilim kurulu olarak bu cuma, önümüzdeki cuma şimdi Türkiye'de de bir vaka tespit edildikten sonra yeni yani bir şey belki olabilir ama geçen hafta cuma günü güzel bir hutbenin içeriği hazırlanmıştı. Orada okudular. O güzel bir şey aslında. Ama bundan sonraki aşama çok salgın olursa cuma namazlarının belki ertelenmesi, iptali olabilir ki İran bunu yaptı. Evet. İran yaptı. Umre ertelendi biliyorsunuz. Umre ile ilgili şeyler. Umre ile ilgili çok haç doğru. Ziyaretleri. Hani insanların toplu bir arada bulunmasını gerektiren ibadetler falan. Bunlar evet toplu. Evet. Bir mesaj daha çıkmış oldu. Ortamların iyicine havalandırılması. Evet. Yakın temastan kaçınılması. Mesela seyircisiz maçlar falan söz konusu. Bilim hocamın notu da aslında. Evet. Kişilerin kendini bilip hani hastayken işte ibadethaneye gitmemesi. Çünkü bir sevap işlerim derken birçok kimseyle aslında enfekte edebilir. Enfekte. Dolayısıyla o kişi o hafta gitmeyip iyileşince yine ibadetine devam etmesi. Şimdi de birinci sayfa özel de devam edecek. O kadar çok soru var ki sorulması gereken sizlere. O sorular üzerine devam edeceğiz ama birinci sayfa özel'e kısa bir ara veriyoruz. Reklamlar diyoruz. Saat başında burada olacağız. Sakın bir yerlere ayrılmayın.